Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Google Ads alışveriş reklamlarını kullanırken dikkat etmeniz gereken notları sizlerle paylaşmak istedim. Konuya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Kanala abone olduğunuzda ve bildirimleri açtığınızda Google Ads ve SEO ile ilgili yeni içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Evet, Google Merchant Center'da ürünlerinizi tanımladınız ve ürünleriniz Google tarafından onaylandı ve alışveriş reklamlarını kullanmaya başladınız. Alışveriş reklamları doğru kullanıldığında e-ticaret sitenize oldukça yararlı olacaktır. Bu konuda inceleme yaptığım birçok hesapta faydalı sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Peki alışveriş reklamlarında nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle dönüşüm ve dönüşüm değerlerini doğru bir şekilde kurmalısınız. Yani başarılı siparişleri bir dönüşüm ve siparişin toplam değerini yani cirosunda dönüşüm değeri olarak Ads tarafına tanımlamalısınız. Sipariş dönüşümleri birincil değer, diğer kuracağınız dönüşümler örnekteki gibi WhatsApp veya telefon gibi ikincil işlem optimizasyonu olarak seçilmelidir. Burası oldukça önemli çünkü dönüşümlere odaklı strateji kullanırken yani hedef ROAS kullanırken burada Google Ads birincil değerdeki dönüşümleri dikkate alacaktır. Bu yüzden e-ticaret sitenizde birincil değer sadece başarılı sipariş sonucu olmalıdır. Hedef ROAS stratejisinde doğru teklif vermek için ROAS değerinin makul oranda tanımlanması ve dönüşüm değerinin S tarafına doğru yansıdığından emin olmalısınız. Dönüşüm için birincil ve ikincil işlem konusunda detaylı bir video kanalımda mevcut, linkini açıklamalarda paylaşacağım. Teklif stratejisi olarak benim önerim tıklama ile reklamlara başlamanız ve belli bir süre izlemeniz olacaktır. Tabi tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma seçeneğini kullandığınızda bir maksimum TBM sınırı vermenizi öneririm. Aksi takdirde pahalı tıklamalar alabilirsiniz. Tasarruflu bir yönetim istiyorsanız burada bir maksimum tıklama başına maliyet belirleyin. Belli bir süre bu stratejiyle reklamları izleyin ve dönüşümlerden memnun değilseniz o durumda hedef ROAS stratejisine geçerek makul seviyede bir değer belirleyebilirsiniz. Örnek olarak tıklamalar ile %500 ROAS değeri elde ettiyseniz yani yakaladıysanız bu durumda 1 koyup 5 aldınız anlamına gelmekte ve eğer bu orandan memnun değilseniz ROAS değerini burada yaptığım gibi mesela 700 tanımlarsanız 1'e 7 almayı hedefleyen bir stratejiyle yolunuza devam edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar tıklamalardan memnun değilseniz dönüşümlerinden bu stratejiye geçebilirsiniz. Arama reklamlarında olduğu gibi alışveriş reklamlarında da negatif anahtar kelime tanımlamanın ve takibinin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Anahtar kelimeler menüsünün altındaki arama terimlerinden size uymayan kelimeleri, terimleri mutlaka negatif olarak eklemeli ve bu işlemi günlük olarak takip etmelisiniz. Çünkü negatif kelime tanımlamazsanız gereksiz tıklamalar alabileceğinizi hatta %30-40 oranında genelde gördüğüm alakasız tıklamalar alacağınızı ve paranızı boşa harcayacağınızı söyleyebilirim. Negatif anahtar kelime tanımlaması ve takip etmeniz reklamlarınızın verimini gözle görülür biçimde arttıracaktır. Genellikle insanlar alışveriş reklamlarında anahtar kelime tanımlanamadığından negatif kelime konusunu gözden kaçırmakta. Burada bu işlemin çok çok önemli olduğunu incelediğim birçok hesapta gözlemledim. Doğru teklif ve negatif takibi bana göre en önemli konular. Ancak elbette alışveriş reklamlarınızı optimize etmeye çalışmak da ekstra verim sağlayabilir. Örnek olarak tıklamalara yönelik strateji kullanırken dönüşümü olmayan şehirlerin tekliflerini oransal olarak arttırabilirsiniz. Burada şehirleri listeleyerek. Aynı buna benzer şekilde de dönüşümleri yüksek olan şehirlerin teklif oranını arttırmak da iyi bir fikir olabilir. Tabii bunu tıklama stratejisinde yapabilirsiniz. Hedef ROAS stratejisinde bunu kullanamazsınız. Yani teklif ayarlaması oransal olarak yapamazsınız. Bu durumda hedef ROAS kullanıyorsanız dönüşüm getirmeyen şehirleri reklamlardan hariç tutabilirsiniz. Benzer işlemi cihazlar ve reklam zaman planlaması için de uygulayabilirsiniz. Tabii bu optimizasyon için reklamların belirli bir süre çalışması ve yeterli dönüşüm verisine ulaşmış olması gerektiğini unutmayın. Yani 1-2 hafta izleyip bu optimizasyonlara geçmeyin. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Soru ve yeni içerik önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Dikkate almaya çalışacağım. Herkese sağlıklı günler ve başarılar dilerim.